Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Mesleki Gelişim Atölyesi dersinin 3. ünitesi olan Teknolojik Gelişmeler ve Endüstriyel Dönüşüm ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Öncelikle teknoloji nedir? İletişim teknolojileri, otonom teknolojiler, yapı teknolojileri, enerji teknolojileri ve son olarak endüstri dönemlerini işleyip bu ünitemizi sonlandıracağız. Hemen teknoloji nedir diye başlayalım. Teknoloji, insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümüne verilen ad olarak geçiyor. Teknolojiyi kısaca bu şekilde tanımlayabiliriz. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bütün bilgilere teknoloji adı veriliyor. Teknoloji kelimesinin etimolojik kökenine baktığımızda Aslen eski Yunanca'da bilgi, sanat, zanaat anlamlarına gelen tekni veya tekno kelimesiyle mantık, akıl, bilim anlamlarına gelen logia kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor. Yani bilgi bilimi, sanat bilimi, zanaat el işleriyle de yapılabilen bilim anlamına geliyor bu kelimelerin birleşmesiyle teknoloji kelimesini elde ediyoruz. E, teknoloji doğal kaynakların basit bir araç olarak insanlar tarafından kullanılmasıyla başladı. Mesela burada da örneklerden birini görüyorsunuz. İlk örneklerimizden bir tanesi e, tekerlek yapımı. Bu ilkel tekerleklerde bir teknoloji ürünü veya eski insanların yaptıkları e, el baltaları var, taşlardan yontukları. Bir el işiyle yapılmış, yani bir zanaatla yapılmış olan e, şeylerde teknoloji olarak. Tabii ki karşımıza çıkıyor. Yani biz bu sayede neyi görüyoruz? Aslında çevremizde ne görüyorsak, insan eliyle yapılmış olan ne varsa e, hepsi birer teknoloji. Tabii günümüzde bu şekilde kullanılmıyor. E, tarih öncesinde yangının nasıl kontrol altına alınacağının keşfedilmesi, Neolitik devrimde hazır yiyecek kaynaklarının artırılması amacıyla üretimde kullanılan teknikler ve e, araçlar, ve insanların seyahat etmelerinin yanı sıra çevrelerini kontrol edebilmesi için tabii ki az önce söylediğim gibi tekerleğin icadı da bir teknoloji. Askeri teknolojinin sürekli ilerlemesi, jop gibi basit silahların yanı sıra yıkıcı etkileri de çok büyük olan nükleer silahlar gibi teknolojilerin gelişmesi de tabii ki askeri teknolojilerin gelişmesini sağladı diyebiliriz. Genelde zaten askeriyeden kaynaklı şeylerle teknoloji artıyor. Mesela internetin kullanımına da buna örnek verebiliriz. İnternette öncelikle Amerikan ordusunda bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Ve daha sonra lojistik de öyle. Askeri teknolojilerden, askeriyeden kaynaklanıyor. Ve daha sonra lojistik askeriyeden geliştirilip şu andaki haline bürünüyor. Genelde askerlikle, savaşlarla alakalı olarak başlar böyle şeyler. Tarih boyunca matbaa ve basın konusundaki gelişmeler, telefon ve internet insanların küresel ölçekte serbest bir şekilde iletişime geçmelerini de sağladı. Etkileşime geçmelerini de sağladı. Zaten birazdan iletişim teknolojilerini de göreceğiz. Çoğu zaman yalnızca son teknolojilere sahip cihazlar, teknoloji ürünü gibi görülse de aslında kıyafet, ayakkabı, mutfak eşyaları, halı gibi cihaz özelliği olmayan eşyalarda aslında birer teknoloji ürünü olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla etrafımıza baktığımızda çok farklı teknolojik ürünler görmekteyiz. Siz de etrafınıza bakıp hangi ürünlerin teknoloji ürünü olduğunu inceleyebilirsiniz. Bugün teknolojinin gelişimiyle küçülen elektronik devreler sayesinde kıyafet ve aksesuarlarımızda da giyilebilir teknolojiler kullan kullanılmaya başlandı. Peki bu giyilebilir teknolojiler nelerdir diye sorduğumuzda e, giyilebilir teknoloji veya diğer ismiyle giyilebilir cihaz terimleri, vücuda rahatlıkla giyilebilen nesneleri temsil eden teknolojiler oluyor. Mesela akıllı görüntüleme cihazları, akıllı saatler, baş üzerindeki göstergeler veya e, çoğunuzun da yakından bildiği sanal gerçeklik gözlükleri, e, bu giyilebilir teknolojilere örnek olarak verilebiliyor. Geçelim hemen iletişim teknolojilerine. İnsanlar bireysel ve toplumsal olarak varlıklarını sürdürebilmek için etkili bir iletişim ağına ihtiyaç duyuyorlar. Yazıyı bulan ve onu etkili bir şekilde kullanan ilk uygarlıklar da tarihte görülmemiş bir büyüklüğe ve karmaşıklığa ulaşmışlardı zaten. Çin'de de bu şekilde olmuştu. Yazının icadıyla zaten tarih de yazının icadıyla başlıyor. Bugün de aynı durum geçerli. Yani bilginin üretilmesi kadar onun iletimini sağlayan teknolojileri kullanan ülkelerin gelişmeleri de tabii ki daha hızlı gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakabilirsiniz. Rusya'ya bakabilirsiniz. Mesela Yandex Rusya'nın ürünü. Mail.ru veya Çin'in bazı ürünleri var. Amerika'nın ürünleri var. Bunların hepsi iletişim teknolojilerinde de gelişmiş olan ülkeler. Onlar için de bu durum geçerli. Hemen bir ek bilgi verelim burada. Kitapta da olduğu için bunu buraya da koydum. E-Posta, E-Devlet, E-Okul, E-Nabız gibi e, bu kelimelerin başındaki E harfi elektronik kelimesinin baş harfini temsil ediyor. Yani E-Posta ifadesi aslında elektronik posta kavramının kısaltılmış hali. 1877 yılında fotoğraf görüntüsüne insan sesi ve müziği sabitleyebilen fonograf cihazı keşfedildi. Keşfedildi demeyeyim aslında icat edildi diyebilirim. Bunun gelişiminde Edison'un da büyük katkıları var. Bu mesela iletişim teknolojilerinin en ilkel hali olarak gösterilebilir. Fonografın keşfiyle tabii ki enformasyonun yani bilginin iletişimde kullanılabileceği düşünülmüş. Ancak bu radyo ile birlikte gerçekleştirilmiş. Dünyada ilk düzenli radyo yayınları 1920'lerde, televizyon yayınları da 1950'lerde başlamış. Zaten kitle iletişiminde de şu anda yine internetle birlikte en çok televizyon kullanılıyor. Radyonun 2. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında oldukça yoğun biçimde kullanılması kitle iletişim kavramı üzerinde de düşünmemize neden olmuş. Ve zaten bugün gördüğümüz teknolojilerde bu kitle iletişim kavramı e, dolayısıyla geliştirilmiş. İnternetin ise tüm bu teknolojik gelişmeler içinde tabii ki çok özel bir yeri var. E, günümüz enformasyon çağının yani bilgi çağının temeline internet diyebiliriz. Az önce de söylemiştim internet ilk defa askeri amaçlı olarak bilgisayarlar arasındaki ağ iletişimini sağlamak amacıyla 1969 yılında Amerika'da geliştiriliyor ve daha sonra Türkiye'ye de geliyor. 1989 yılında İsviçre'nin İsviçre CERN şehrinde herkesin ortak kullanabilmesi için kurulan bir alışveriş ağı da internetin tüm dünyaya açılmasının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yani aslında çok eski bir teknoloji değil bizim için. İnternet altyapısının geniş çaplı kullanımını ve öne çıkmasını sağlayan şey ise bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi oldu. Bunu şöyle düşünebiliriz. Öncelikle bilgisayar teknolojileri ve internet gelişti. Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi cep telefonlarıyla birleştirildi ve bugün cep bilgisayarı da diyebileceğimiz akıllı telefonlarının akıllı telefonlarının e, gelişmesine sebep oldu. E, yani hem iletişim çağındaki bilginin kullanılması hem de akıllı telefonlarının oradaki teknolojinin kullanılmasıyla birlikte bugünlere geldik diyebiliriz. Kısaca e, iletişim teknolojileriyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Geçelim bir sonraki teknolojimize otonom teknolojileri. Bunlar da sürücüsüz ya da otonom arabalar, radar, lidar, GPS gibi çok çeşitli sensör teknolojileri ve teknikleri sayesinde yüksek algılama sistemine sahip sürücüye ihtiyaç duyulmadan kurallı biçimde sürüş sağlayabilen araçlar. Bunlara biz otonom araçlar diyoruz. 2014 yılında otonom araçlar için uluslararası alanda kabul gören 5 farklı seviye belirleniyor. Buna göre 1. ve 2. seviye otonom araçların kontrolü ve sorumluluğu sürücüde bulunuyor. 1. ve 2. seviyede bu. Kontrol ve bütün sorumluluk sürücüde. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bazı arabalarda hız sabitleyici var. Ama hız sabitleyici sizin basmanız gerekiyor ve kontrol yine sizde oluyor. Yani tamamen sizin kontrolünüz dışında bir şey gelişmiyor. Bunlar birinci ve ikinci seviye otonom araç olarak kabul ediliyor. Üçüncü, dördüncü ve beşinci seviye otonom araçların kontrolü ise kademeli olarak aracın otonom sistemi tarafından sağlanıyor. Bugün gördüğümüz Tesla araçlarda mesela bu otonom sistemler mevcut. Sürücüsüz ya da otonom araçların en temel amacı nedir diye sorarsak sürücü faktörünü ortadan kaldırmak suretiyle araçların bu şekilde kullanılması. Sadece binek araçları da değil her türlü kara aracını da kapsıyor. Zaten çok yakın bir dönemde ee, çok büyük ihtimalle otonom olarak kullanılacak olan kamyonlar da geliştirilecek. Şu anda da bunun çalışmaları sürüyor. Devam ediyor. Bu araçlar insanların duyu organları yerine daha az hata yapan daha kısa zamanda alternatifleri değerlendirebilen radar, lidar, sensör, GPS, bilgisayar ve ileri derecede gelişmiş kontrol sistemleri gibi teknolojiler ve teknikleri kullanarak trafiğe uyum sağlamaktadırlar. Sürücüsüz arabaların en önemli bileşenlerinden bir tanesi de tabi ki kamera sistemleri. Zaten bugün 2023 model bir araca binseniz de orada da yine kamera sistemlerinin varlığını veya şerit takip sistemlerinin varlığını göreceksiniz. Bunlar da yine radar, lidar ve kameralarla gerçekleştiriliyor. Araçlar kameralar aracılığıyla çevresiyle etkileşime geçiyor. Sinyalizasyon sistemi, levhalar, yol çizgileri aracın dört bir tarafındaki diğer cisimleri algılıyor ve bunları analiz edip buna göre hızlı bir şekilde karar veriyorlar. Otonom araçlar bu şekilde çalışıyor. Bu kameraların bir kısmı gözün görme mekanizmasında olduğu gibi alınan resimler ve video görüntülerini yine araçta yüklü olan yazılımla analiz ediyor. Araç sistemlerinin doğru davranışlar sergilemesine bu şekilde yardımcı oluyorlar. Ee, sürücüsüz araçlardaki ikinci önemli cihaz da tabii ki radarlar. Radarlarda araca yakın ve uzak mesafedeki cisimlerin görüntülerini ve hareketlerini yine araçta bulunan yazılımlarla algılayıp bunları analiz ederek bu verilere göre araçların hareket etmesini sağlıyorlar. Lidar demiştik. Lidar'larda Lazer radar sistemi olarak geçiyor. Bunlar da 3 boyutlu olarak aracın etrafındaki cisimleri araçtaki yazılım tarafından analiz ediyor. E tabii ki bütün bu sistemlerin toplu olarak kullanılmasıyla birlikte artık sürücüye ihtiyaç duyulmadan araç kendi kendine yani otonom bir şekilde hareket edebiliyor. Otonom teknolojiler insanların en az zaman makinesi kadar hayalini kurduğu bir teknolojiydi. Jetgiller, çizgi filmini izleyenler de bilir. Oradaki gibi orada da hayal ediliyordu böyle şeyler. Biz zaten oradaki akıllı saatlere bakardık ve olabilir mi derdik böyle şeyler. Artık onlar da oluyor. Bulunduğumuz çağdaki teknolojik gelişmeleri fark etmek ve anlamak da hayatımızı ve işimize teknolojiyi entegre etmemizi kolaylaştırıyor. Bir sonraki teknolojimiz yapı teknolojileri. Bunlar da binalarla alakalı. Tabii ki hem akıllı evler hem de gökdelenlerle alakalı inşaat teknolojisinin ve yapı tasarımı yöntemlerinin gelişmesi sonucu yüksek yapılar özellikle büyük şehirlerde yaygınlaştı. Bu yüksek yapılardan bazıları aslında gemicilikte geminin en uzun direğine verilen isim olan gökdelen olarak tanımlanıyorlar. Gökdelenler bize matematiğin ve fizik kanunlarının, bilimin şaşmazlığını gösteren sağlam yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii ki burada şu soru da aklımıza geliyor. Acaba insanoğlu neden bu kadar yüksek yapılar inşa etmişler? İnsanların yüksek yapı inşa etme tutkusu tabii ki öteden beri var. Tarih e, bunlarla dolu. Örneğin Mısırlılar piramit yaparlar. Mezopotamyalılar ziggurat adı verilen şu ortada gördüğünüz görseldeki yapıları yaparlar ve Çinliler de pagoda adı verilen yüksek yapıları inşa etmişler. Bunlar tabii ki bazen inanç için, bazen gökyüzü gözlemi yapabilmek için, bazen de zenginlik ve güç sembolü olarak tarihte yerini almış yapılar olarak karşımıza çıkıyor. 20. yüzyılda ise şehirlerin kalabalıklaşması İnşaat alanlarının ya çok pahalı olması ya da yatırım aracı olarak görülmesi gibi farklı nedenlerle yüksek yapılar yapılmaya başlanıyor. Müteahhitler sever böyle şeyleri de. Öte yandan yüksek yapıların inşa edilebilmesi bazı teknolojik dönüşümlerle birlikte gerçekleşebiliyor. Bu da demek oluyor ki gökdelenlerin inşa edilmesi yine teknolojik gelişmelerle çok yakından ilgili. Örneğin teknoloji sayesinde üretilen yüksek dayanıklılığa sahip çelik iskeletlerin ve betonun kullanılmasıyla e, binaların daha yüksek bir şekilde inşa edilmesi sağlanıyor. Yüksek katlı binalarda ihtiyaç duyulan asansör ve havalandırma gibi sistemler de var. Bunlara da tabii ki ihtiyaç duyuluyor. Yine bu sektörle bina sektörüyle yapı teknolojileriyle eş zamanlı olarak gelişen teknolojiler. Şimdilik bu ünitenin e, yapı teknolojileri kısmına kadar konuyu işleyelim. Bir sonraki videoda enerji teknolojileriyle birlikte devam edeceğim. Bir sonraki videoyu da takip etmeyi unutmayın.